Merhabalar, bugün sizlere rüzgar gibi geçti hakkında yapılan araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden söyleyeyim. Rüzgar gibi geçti Amerikan yazar Margaret Mitchell'ın yazdığı bir romandır. 1936 tarihinde ilk basımı yapılmıştır. Batı edebiyatının dünya ünlü tarihi romanıdır. Amerikan iç savaş döneminde geçen kitap, savaşın zorluklarına göğüs geren karakterlerin aşk, gurur ve hayat şartları örgüsüyle yazılan romantik bir eseridir. Aynı isimle 1939 yılında kitaptan uyarlanan film Türkiye sinema tarihinde en çok bileti satan filmdir. Kitap 20. yüzyılın en popüler romanı Pulitzer ödülünü kazanmıştır. Kitap yazar Margaret Mitchell'ın hayatı boyunca yazdığı tek kitaptır. 30 milyondan fazla kopyası satılan klasikleşen kitap pek çok araştırma ve ankette en sevilen eserler içinde hala üst sıralarda yer almaktadır. Kitap Amerikan Kitapçılar Derneği tarafından Ulusal Kitap Ödülünü almıştır. Amerikan Özel İstatistik Kurumu Harris Poll'un 2008'de yaptığı ankete göre Amerika'da İncil'den sonra en çok okunan ikinci yazılı eserdir. Amerikalı yazar Margaret Mitchell'ın eseri Rüzgar Gibi Geçti, İç Savaş'tan hemen önce Güneyli Güzel Scarlett O'Hara'nın çiftliği Tara'da başlar. Fonunda Kuzey-Güney Savaşı, kölelik, ölümler, acılar ve Scarlett'ın sonsuz hırsını barındıran kitap aslında çok büyük bir aşk hikayesidir. Kitap 1861 yılının Nisan ayının güneşli bir gününde başlar. Scarlett'ın çocukluk arkadaşı aşk diye duyduğunu sandığı sevgi, Ashley'nin evlenmesiyle Scarlett için bir tutku haline alır. Bu arada tanıştığı Red Butler, yakışıklı kumarbaz dobra ve Güney'in o yıllardaki katı kurallarına göre aforoz edilebilecek kadar cesur bir adamdır. İç savaşla birlikte Scarlett annesini kaybeder. Babası aklını yitirmeyi reddesine gelir. Scarlett bir yandan Tara'yı idare etmeye çalışıp Melanie ile birlikte orada yaşar ve Ashley'nin savaştan dönmesini bekler. Savaş biter. Herkes Atlanta'ya taşınır. Scarlett bu arada iki kere sevmediği insanlarla evlenir. İkisini de kaybeder, dul kalır ve sonunda yıllardan beri flörtleştiği, nefes ettiğini düşündü ama bir yandan da onun kendisini beğenmesini bir iki bağladığı Red ile evlenir. Red, sonsuz gibi görünen varlığıyla Scarlett için harika bir kocadır fakat Scarlett hala eş ile aşık olduğunu düşünmektedir. Bu arada Scarlett ve Red'in Bonnie isimli bir kızları olur. Fakat çift kızlarını talihsiz bir kazayla kaybederler. Bu sonun başlangıcı olacaktır. Çok ağır hastalanan Melanie kocası aşk diye Scarlett'a emanet ederek ölür. Scarlett bu arada aslında Melanie'nin ne kadar güçlü kişilikli ve hayranlık uyandıran bir kadın olduğunu anlamış ve aynı anda yıllardır eş diye karşı duyduğu aşkında bir gençlik yanılgısı olduğunu fark eder. Fakat Red'in de sabrı tükenmiştir ve Scarlett'ın eş diye olan aşkının bitmesini beklemekten yorulmuştur. Scarlett'ın aslında yıllardan beri Red'i ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini anladığı an Red de onu terk eder. Evet arkadaşlar, siz de Konsantre Bilgiler kanalının yapmadığı içerik hazırlamak isterseniz info@konsantrebilgiler.com adresine mail atın ve bizimle irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgili karşılığınızı sunayın.